Evet, öncelikle bu söz hakkını bize imkanı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Yine bu eğitimi bize sağladığı için AFAD Başkanlığı'na da teşekkür ediyoruz. Malum olduğu üzere hem ülkemiz hem dünya üzerinde bir yıl üzerinde onlarca belki yüzlerce felaketlerle karşı karşıya kalıyoruz. En yakın zamanda Kahramanmaraş merkezi başta olmak üzere 11 ilimizi etkileyen ve on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği bir deprem gerçeğiyle bir kez daha acı gerçekle yüzleştik. Biz yaklaşık olarak orada 3 aya yakın bir süre içinde kaldığımız süre içerisinde orada gereksinim duyulan insanların yeme gibi veya bir kısım barınma ihtiyaçlarına yönelik vakıf olarak çalışmalar yaptık ama şu eksikliği de kendi özelimizde ve yine ülkemiz genelinde bu arama kurtarma eksikliğinin bir yokluğunu hissettik. O yüzden zaten vakıf olarak da genel anlayışımız, genel bu meselelere bakışımız sadece veren el ile alan el arasında bir köprü vazifesi olmak eksik kaldığını, yani bununla beraber asli görevimizin bununla beraber olmakla beraber toplumun ihtiyaç duyduğu gereksinimlere yönelik vakfımızın eksiklerini gideremeye yönelik çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi de afete hazırlık. Umarız ki buna ihtiyaç kalmaz. Umarız ki bunun için gerçekten bu acılar yaşanmaz ama biz inşallah bütün hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Tabii genel anlamda bu afetle ilgili genel bakış şu, sıkıntı problem şu, genel sıkıntı şu. Genelde biz afetler yaşandıktan sonra arama kurtarmadaki eksiklikler veya bu ihtiyacın eksikliğini veya bundan sonraki yapılan eksiklikler üzerine konuşuyoruz. Aslında bir afet yaşanmadan önce, bir musibet yaşanmadan önce bunun hazırlığının önceden yapılması, herkese bakan sorumluluklar var ama sivil toplum kuruluşlara bakan sorumlulukta bu arama kurtarma ekiplerinin oluşturulması, tekrar ifade ediyorum. Umarız buna ihtiyaç kalmaz ama biz inşallah Türkiye genelinde bu ekiplerimizi oluşturduk, eğitimlerine başladık ve biz hem ülkemizde hem dünyanın çeşitli yerlerinde, bölgelerinde ihtiyaç duyulduğu halde 7/24 hazır olacağımızı söylüyoruz. Teşekkür ediyorum. Bahsettiğimiz hususlarda Umut Kervanı gördüğünüz gibi zorlu hava koşullarında da çalışmalarına devam ettiriyorlar. Yaptığımız teorik bilgiler doğrultusunda artık uygulamaya geçtiler. Aslında 6 Şubat'tan beri duyduğunuz en net ses buydu. Arama kurtarma ekibi burada. Sesimi duyan var mı? Evet. Umut Kervanı arama kurtarma ekibi burada. Çalışmalarını yapıyor. Sesli aramaları yapıyor. Akabinde sesliden sonra sismik akustik dinleme cihazlarını kullanacaklar. Kazazedenin tam yerini belirlemeye müteakip de hangi yöntemle kurtarma faaliyetleri başlayacağına karar verip ekip kurtarma aşamasına geçmiş bulunacak. Şu anda kazazedenin yerini tespit etmekle meşguller arkadaşlar. Alanda görmüştünüz, birçok ekipler vardı, canlı başla çalışıyorlardı. Evet, iyi niyetli birçok kuruluş oradaydı. Fakat aynı dili konuşamıyorduk. Örnek veriyorum, bizim 3 düdük çaldığımızda çık 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 anlamına gelen sinyalizasyon sistemlerimiz vardı. Ancak farklı birimlerden gelen arkadaşlar henüz bu eğitimi almamış, beden gücüne güvenen ya da malzemeyi kullanabileceğine güvenen arkadaşlar vardı. Fakat aynı dili çalışamadığımızdan zaman zaman aksaklıklar olabiliyor. Burada artık aynı dili konuşabiliyoruz. Yani görünüşte basit bir düdük gibi gözükse de artık bir düdükle arkadaşlarım işine son vermeleri ya da alanı terk etmeleri anlamına gelen profesyonel anlamda çalışmaları yapabiliyorlar. Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı mütevelli heyetindenim. 27 kişilik bir arama kurtarma ekibi kurduk ve ekip başı olarak beni görevlendirdi vakfımız. Daha önce deprem tecrübemiz olduğundan dolayı şu an bu eğitimi almaya başladık. Hem teorik hem pratik eğitim alıyoruz. Teorik bölümünü geçtik ve şimdi sahada pratik eğitimimizi alıyoruz Allah'ın izniyle. En kısa zamanda inşallah bu eğitimimizi, aldığımız eğitimi birçok ferdimiz de alacak, birçok gönüllümüz de alacak ve biz Türkiye'nin birçok yerinde bu şekilde ekipleri oluşturuyoruz. Allah'ın izniyle, Allah muhafaza etsin, olası bir afet ve depremde de inşallah en hızlı bir şekilde müdahale için sahaya inmiş olacağız inşallah. Allah razı olsun.